İzmir'de görev yapan aile hekimleri, çıkarılması planlanan torba yasa ve yönetmeliklerle acil servislerinde en az 16 saat zorunlu nöbet getiren yeni düzenlemeyi basın açıklaması yaparak protesto etti. İzmir'deki toplam 1140 aile hekiminin büyük bölümü bugün hasta da bakmadı. İzmir Aile Hekimleri Derneği üyesi yaklaşık 500 hekim, İzmir İl Halk Sağlığı Müdürlüğü önüne gelerek kendilerine hastanelerin acil servislerinde en az 16 saat nöbet tutma zorunluluğu getiren torba yasa teklifinin geri çekilmesini istedi. Ellerinde "Bırakın işimizi yapalım, nöbete hayır, maaş kesintisine hayır" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler bakan istifa sloganı da attı. Eyleme Türk Sağlık Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Genel Sağlık İş, Türk Tabipler Birliği ve İzmir Tabip Odası temsilcileri de destek verdi. Aile hekimleri ıslık ve düdük çalarak hükümetin yeni düzenlemesine tepki gösterdi. Üzerinde torba yasa yazan bir dosyada ateşe verildi. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı. Daha iyi işler hale getirilmesi için idareye bazı uyarılar yapmak. Burada TTB'yi temsilen, İzmir Tabip Odası'nı temsilen, SES'i temsilen, Sağlık Senleri temsilen arkadaşlar bulunuyor. Biz izayet olarak geçiş sürecinde daha önceki süreçlerde aile hekimliği sisteminin gelişmesine büyük katkılarda bulunduk. Biliyorsunuz ilk geçen il Düzce, daha sonraki 10 il içerisinde İzmir'de vardı. Bu nedenle başlangıçta bizlere sadece aile hekimliği ve koruyucu sağlık hizmeti olarak anlatılan sistem gün geçtikçe farklılaşmakta. Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı yanlış politikalar sonucunda sistemi tıkar hale gelmektedir. Yeri geliyor defin nöbetçisi, yeri geliyor acil nöbetçisi, yeri geliyor otopsi nöbetçisi, yeri geliyor iş yeri hekimi oluyoruz. Gerçek işimiz olan aile hekimliğini ise bunlardan arta kalan zamanlarda yapmamız isteniyor.